Neden insanlığın umudu bu hayvanda? Önemli bir özelliği de bu hayvandan öğrenebileceğimiz şeylerin insanda da tatbik edilebilmesi fırsatı. Aksolot vücudunun pek çok bölümünü kaybettikten sonra tamamen fonksiyonel olarak yenileyebilen bir hayvan. Kaybettiği uzuvları nasıl yeniden çıkıyor? Yani bu yeteneğe bu kadar fonksiyonel olarak sahip bir başka hayvan yok. Aslında bakarsanız çok muazzam bir soru. Yani bu nasıl olabiliyor? Nasıl oluyor da vücut kaybettiği uzvun aynısını üretebiliyor? İnsandaki kalp krizini taklit ederseniz bu hayvanda o kalp krizinden eser kalmıyor. O doku tamamen iyileşiyor. Hocam sizi tanıyalım öncelikle. Ben Profesör Doktor Gürkan Öztürk, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde Sabita kısa adıyla Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü kurucu müdürüyüm. Hocam neden insanlığın umudu bu hayvanda ve nedir bu hayvan? Aksolot vücudunun pek çok bölümünü kaybettikten sonra tamamen fonksiyonel olarak yenileyebilen bir hayvan. Bizim sahip olmadığımız en basitinden tutun da amputasyonla kopan bir uzvun yenilenmesinden nörolojik hastalıklar, travmalar sonucunda kaybolmuş sinir sistemi fonksiyonlarının tekrar kazanılabilmesi için bir takım sırlar saklıyor. Kaybettiği uzuvları nasıl yeniden çıkıyor? Aslında aksolot çalışmalarında belki de en cazip olan gerçekten de kaybolan uzuvların, örneğin kolların ön ya da arka bacağının çıkması gibi ya da kuyruğun tümden çıkması gibi yetenekleri var. Şimdi bunda biraz basitleştirerek mekanizmaya anlatacak olursak, örneğin hayvanın kolu koptuğunda ya da kesildiğinde deneysel olarak kesi bölgesindeki hücrelerin hemen hemen hepsi geriye doğru kök hücre formuna geri dönüyorlar. Yani bizim aslında embriyonik gelişimde gördüğümüz bir kök hücreden başlayarak pek çok hücre çeşidinin çeşitlenmesi, bunların özel dokular ve organlar oluşturmasının geriye aldığını düşünün. Filmi geriye alıyoruz. Filme geriye alıp bunlar önce kök hücre formuna dönüyorlar. Ondan sonra da ihtiyaç olan diğer tamir için gerekli, ne kadar kas hücresi gerekiyorsa, sinir gerekiyorsa ya kemik, tendon, deri bunlara dönüşüyorlar. Ve mükemmelen bu uzvu tekrar oluşturuyorlar. Yani bu yeteneğe bu kadar fonksiyonel olarak sahip bir başka hayvan yok. Sağ ön kolu kesilmiş bir aksolotun çıkan sağ ön kolu sağ ön kol gibi çıkıyor. Yani açısı, parmaklarının pozisyonu, büyüklüğü, aynı büyüklüğü sağlıyor. Şimdi bu aslında bakarsanız çok muazzam bir soru. Yani bu nasıl olabiliyor? Nasıl oluyor da hangi programla vücut kaybettiği uzvun aynısını üretebiliyor? Niçin daha küçük ya da daha büyük ya da açısı bozuk bir uzuv değil de mükemmel bir uzuv çıkıyor? Sadece şeyle de uzuv yenilenmesiyle de sınırlı değil. Bu hayvanın diğer organlarında ki bizim burada en çok merkezimizde, enstitüde odaklandığımız şey sinir sisteminin tamir edilmesi. Örneğin omurilik kesisinden sonra omuriliğin tamamen tekrar uzayıp eski fonksiyonunu kazanması, bütün hareket kabiliyetini, yani bizde aslında omurilik felci dediğimiz işte trafik kazalarında, travmalarda geri dönüşümsüz olarak fonksiyonun kaybolduğu durumlarda bu hayvan kaybolmuş, kopmuş omuriliğini tümden tekrar uzatıp fonksiyon kazanabiliyor. Bakın burada tam yeri gelmişken bir mukayese yapayım. Örneğin çoğumuz köy yerlerinde kertenkelelerle karşılaşmışızdır çocukluğumuzda halen. Şimdi kertenkele de örneğin kuyruğunu çok zor bıraktığında koparır bırakır. Kertenkele kuyruğunu tekrar uzatır ama kertenkelenin uzarken içerisinde omurilik uzamaz. O sadece elastiki bağ dokusu dediğimiz bir bağ dokusuyla tekrar yerine gelir. Bu hayvandaysa yani ona üstünlüğü, en büyük üstünlüğü bu hayvan kopmuş kuyruğunu yenilerken içindeki omuriliği de beraberinde yeniler. O omurilik tüm motor dediğimiz hareket fonksiyonlarını, duyu dediğimiz dokunma, titreşim vesaire gibi her türlü duyuyu da tekrar eskisi kadar sağlıklı alabilecek kadar başarılı tamir olur. Düşündüğünüz zaman gerçekten hani kopan bir ampute bir kolun tümden tekrar yenine getirilmesi belki bu çalışmaların sonucunda yeni açılımlara ulaşabilir ama daha erken, daha kolay ulaşabileceğimiz açılımlar sinir yaralanmaları sonrasında, omurilik hasarı gibi şu an geri dönüşümsüz sakatlıklar
sonrasında bu hayvandan öğrenebileceğimiz şeylerin insanda da tatbik edilebilmesi fırsatı. Böyle bir fırsat var dediğiniz şeyin somut bir adımı var mı ya da denenmiş bir pozisyonda bir şey var mı? Yani şu an insanda uyguladığımız henüz o aşamaya gelmiş, işte aşıda herkes öğrendi faz çalışmalarını. Biz henüz daha fazın da ötesinde preklinik dediğimiz aşamadayız. Tüm dünyada bu aşamada. Yani bulduğumuz güzel şeyler var, deniyoruz. Kimisi başarılı, kimisi başarısız oluyor. Ama farelerde tamamen emin olduktan sonra belki daha büyük bir model hayvana da bunu tatbik edip ondan sonra insanda tatbik edilebilir, sonuçlar çıkabilir. Kaç yıl yaşıyorlar hocam? Bu hayvanların yaşı 15-20 yılı bulabiliyor. Önemli bir özelliği de bu hayvanın çok nadir kanser geliştirmesi. Kanser olmuyor. Bu çok ilginç bir özellik. Çünkü normalde bir doku eğer çok fazla çoğalıyorsa, işte bir rejenerasyonda olduğu gibi, onun mutasyonlara ve kansere daha açık olduğunu düşünürüz. Ancak bu hayvan öyle değil. Bu hayvan o kabiliyetine rağmen kansere karşı da şu an hiçbirimizin de daha henüz şeylerini, detaylarını bilmediği koruma mekanizmalarına sahip. İnsana göre 1000 kat daha az kanser riskinde ya da insidansında olması. Yalnız bu hayvanın şöyle bir özelliği var. Bu hayvanın ilginçtir. İlk bu olağanüstü özelliklerinin keşfi daha 1880'lere dayanıyor. Yani bundan neredeyse 100-150 yıl önce bunu fark etmişler, bu hayvanın bu derece özel olduğunu. Ondan beri hep hayvanı dönem dönem çalışmışlar. Baktığımız zaman aksolotla ilgili çalışmaların genellikle teknolojinin sıçrama yaptığı dönemlerde arttığını görüyoruz. Elinizdeki bütün tekniklerle bir yere kadar getiriyorsunuz, teknoloji bitince o da bitiyor. Bu sıçramalardan bir tanesi de artık şu an yaşadığımız dönem, aşağı yukarı 5-6 yıldan beri süren. Son şeylere baktığınız zaman gerçekten çok iyi dergilerin, Nature Science gibi dergilerin kapaklarında aksolotu gördük. Pek çok basın yayın, bilimsel dergi hakikaten sizin de söylediğiniz gibi insanlığın umudu mu bu diye manşetler attılar, kapaklar yaptılar. Şu anda iyi bir istim yakalamış halde aksolot çalışmaları. Hocam, zarar gören iç organlarını iyileştirebiliyor mu aksolotlar? Çalışmalara baktığımız zaman iç organlardan bildiğimiz, yani her organ henüz daha çalışılmış değil. Bildiğimiz organlarından en kayda değer olan kalp. Gerçekten de yani bir insandaki kalp krizini taklit ederseniz bu hayvanda o kalp krizinden eser kalmıyor. O doku tamamen iyileşiyor. Beyni çok mükemmelen tamir edebiliyor. Bazen beynin neredeyse yarısına yakına alındıktan sonra o beynin o yarısı tekrar çıkabiliyor. Daha önce bahsettiğim omurilik hasarlarında omuriliğin tümden tamiri mümkün. Göz yapılarının tamiri söz konusu. Ama söylediğim gibi her organda çalışılmış değil. O yüzden tüm bir envanter henüz elimizde değil. İleride aksolotlar hangi hastalıkları çözebilecek? Benim en yakın zamanda beklentim açıkçası sinir sisteminde travmaya bağlı hasarlar artı nörodejeneratif hastalıklarda ölüme giden sinir hücrelerinin, yani nörodejeneratif derken işte hepimizin bildiği Parkinson'dur, Alzheimer'dır. Bu gibi hastalıklarda süreçlerin yavaşlatılması ya da durdurulması gibi şeyler verebilir. Yani ürünler ya da çözümler üretebilir. Bunun dışında bazı daha erken çıkabilecek, çok hayati olmayan örneğin yaraların iyileşmesinde bu hayvanın önemli bir özelliği, derisinde bir hasar yapsanız, bir yara açsanız o yaradan da iz kalmıyor. Şimdi insanda da yanıklar olsun, derin yaralanmalarda önemli sorunlardan birisi kozmetik bile olsa, ki bu kozmetik değil ortopedik sorun haline de dönüşebilir, nedbe dokusudur, iyileşme dokusudur. Örneğin buradan nedbesiz iyileşmeyle ilgili bir takım şeyler, çözümler çıkabilir. Nitekim bizim bu konuda patent başvurularımız oldu. Yanıklarda ve cilt yaralanmalarında aksolottan yola çıkarak uygulanabilecek bir takım ürün ve yöntemlerin patentine başvurduk. Bu ürünler de muhtemelen en erken çıkacak ürünler arasındadır. Hocam, kazalar ve hastalıklar sonucu uzuv kaybı yaşayan insanlar için bir umut kaynağı olabilirler mi? Tabii bu soruya hemen evet demek isterdim ama bu daha uzun vadede beklediğimiz bir gelişme olabilir. Çünkü bu hakikaten en kompleksi bu. Yani bir uzvun tekrar uzayabilmesi, kaybettikten sonra yerine gelmesi son derece komplike, zor bir mesele. Bunu daha çözecek çok fazla detayı var. O yüzden yakın vadede, kısa vadede çok fazla bunda beklentimiz yok. İnşallah, yani eğer dünyada araştırmacılar bu konudaki araştırmaları bırakmazlarsa belki önümüzdeki 10 yıldan sonra diyeyim böyle bir ihtimal doğabilir. Hocam, herhalde bir de size mesaj aramada geliyormuş bu konuda. Şu an için elimizde insana uygulayabileceğimiz
Hiçbir tedavi yok. Onu baştan söylemek lazım. Yasal olarak da mümkün değil böyle bir şey. İnşallah biz o yolda gelişme kaydettikçe zaten bu tedavi ihtimalleri faz çalışmalarına geçecektir. Ondan sonra hepsinin onayları ya da doğrulamalar yapıldıktan sonra bu yolda bizim bir faydamız olabilir. Tabii bilim kurgu filmleri insanları yanlış yönlendiriyor. Olur ya, bilim kurguda İsviçreli bilim adamları bir akşamda ilacı bulur, ertesi gün tedavi ederler. Böyle bir şey yok. Gerçek dünyada bunun karşılığı yok. Bu hakikaten çok emek isteyen, yıllara sari. Yani biz bu çalışmayı aşağı yukarı 9-10 yıl oldu başlayalı, ama benim tanıdığım dünyada 30 yıldır, 40 yıldır çalışan var. Herkes sabırla çalışmaya devam ediyor. Hiçbirisinde henüz daha ürünü yok. Çünkü bu bir bilmece. Önce çözeceksiniz. Çözdükten sonra bunu kendi insan menfaatine uygulayacaksınız. Oldukça uzun bir yol. Hocam, biz bu hayvanların kapasitesinde olsaydık neler olurdu? Ne olurdu? Trafik kazalarından sonra tüh derdik sadece. Biraz yatardık, sonra kalkar yürür giderdik. Omurilik felci diye bir sorunumuz olmazdı. Muhtemelen beyin felci diye sorunumuz da olmazdı. Muhtemelen kalp krizi ya da kalp yetmezliği diye bir sorunumuz olmazdı. Amputasyonlar, işte kol bacak uzuv kayıplarından sonra biraz sabredersek tekrar geri gelirdi. Yani bu böyle bir, bilmiyorum yani, şeyde bile, bilim kurgunun bile sınırlarını aşan... Şöyle... Diş hekimliği komple ortadan kalkardı herhalde. Yani bekleyince çıkardı nasıl olsa. Sizi hiç tefekküre sevk etti mi? Şaşırttı mı sizi yani? Fatih Bey, elbette bu hayvan şaşırdı, ama bu hayvana kadar hangi yaşayan şeyi inceleseniz şaşırmanız lazım. Yaklaşık 30 yıllık fizyoloğum. Fizyolog demek canlı şeyler nasıl yaşar? İşte anlamaya çalışan adamdır. Ben henüz de anlamış değilim. Yani bırakın aksolotu, İnsan hücresinin bile nasıl çalıştığını, nasıl organize olduğunu, nasıl fonksiyon gördüğünü tam manasıyla bilmiyoruz. Öğrencilerime tıp fakültesinde söylediğim bir şey vardır. Beynin size derslerde beynin, sinir sisteminin nasıl çalıştığını anlatacağım, ama ben de bilmiyorum. Çünkü biz her şeyi bildiğimiz küçük parçalara bölüyoruz. Onları anlattığımızda bütün anlattığımızı zannediyoruz. Olay öyle değil. Yani ben iki tane nöronun nasıl haberleştiğini biliyorum, bilinecek kadarıyla, herkesin bildiği kadarıyla. Ama bütün topluluğun, bütün beyindeki tüm nöronlarını, heyecanı nasıl oluşturduğunu ne ben biliyorum ne başkaları biliyor. Yani duyguları, kararları, bilinci, bilinci mesela, bilinci şu an bir hücreden yola çıkarak kimse açıklayamıyor. O yüzden insanlar başka mecralara gidiyor. İşte kuantum bilinci, şu bu bilinci, bu bilinci. Çünkü bildiğimiz hücre etkileşimiyle çok açıklanabilir şeyler değil. Ve bunların hepsi ibretlik. Yani biz anlamaktan aciziz. Bunların hepsi hakikaten bizim daha yolun başında olduğumuzu, hiçbir şey bilmediğimizi gösteriyor. Çalışmalarınızda son durum nedir? Çalışmalarımızda dediğim gibi preklinik seviyede, yani fare denemelerinde şu an uğraştığımız, sürdürdüğümüz omurilik yenilenmesiyle ilgili ümit var, sonuçlarımız var. Bir de yara iyileşmesinde, yanık dahil, işe yarayan bazı bulgularımız var. İki başlık altında özetleyebilirim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık. Hocam son olarak hayalhanemi daha önce duydunuz mu ya da takip ediyor muydunuz? Hayalhanem, spektrumunuz geniş. Onları inceledim. Umarım inşallah sürekli olur, ömrü çok olsun. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.